Hocam Fenerbahçe Samsun maçı. Tad için e, galiba o ilk golden önceydi. Ben onu kaçırdım onu göremedim. İrfancanın golünden önceydi galiba. Tad için bir önemli pozisyonu var. İrfancanın golü zaten 12-13'te geliyor. 12'de. Ardından Ceko'nun çok mutlak kaçırdığı bir gol var. Şimdi erken golü buluyorsunuz. Karşı karşıya iki gol kaçırıyorsunuz. Devre arasına gidiyorsunuz. 1-0 tehlikeli skor. Ama atarım durumu var. İkinci yarı biraz şey başlıyor böyle. Ee, sanki, ne bileyim, rolanti mi diyeyim bilemiyorum tam. Biraz geçtikçe dakikalar. Atarım, atardım falan derken. O serbest vuruştan garip gol. Orada da Livakovic şöyle bir şey yapıyor. Kale Bakın geçen atarsalar. hafta şeyi kurtardı dedik. Livakovic Gaziantep maçında. Top soldan geliyor. Orada bak gö kalkayım gösteriyorum şu anda. Kalkacağım da haber vereyim ki. Hocam bak şuradan geliyor ya. Kaleci de böyle duruyor. Direk burada şu direğin ön direk bu. Kaleci buraya almış. Arka direk de burası olsun. Hocam orada böyle yapıyor önce. Şunu yaptığı anda buraya uçması gecikiyor. O zaman içeriden çekip çeviriyor topu. Şunu neden yapıyor? Orta gelecek zannetmiş. Şunu yaptığı anda gidiyor. Peki sana soru. Topa vurduğunda top hiç bir oyuncuya çarpıyor mu? Direkt. O zaman durduğun yer hatalı. Hani top öndeki hani baraj koran bir oyuncuya falan çarpsa da sen o hareketi yapsan tamam. Mesafe var. Niye oraya gidiyorsun ki? Direkt vuruş Sen, yapılırken değil mi? Hep kapan şeyde. Ortada. E, kafaya çıkanları engellemek, almak. Ama onu yaparsan birinci tehlikeden gol yiyorsun. En kestirme yerden. Yüzde yüz hatalı kaleci o golde. Çok hatalı. Yüzde yüz hatalı. O golü yememedi. Bir de maçtan önce konuşuyorlar falan böyle. Bak işte burada. Baksa, bak şimdi bak. Sağa bak hamleyi yaptı gitti. ve futbolcu vuran oyuncu karışık vuruyor yani orta şut karışımı falan vuruyor. Bunu bir bir dakika bir daha gelir misin? Bir daha gelir misin? Burada dur. Hocam ya. Buradan bir vuruşta. Ön aldırır mısın diyorsun? Hayır hayır buradan bir vuruşta. Önce söyleyeceğim şu. Ön direğe aldırırsan o bozarsın kademede. Bo Orada burada iki açmış. oyuncu tutar mısın? Tutmam. Niye biliyor musun? Topu yavaş yavaş topa vursana. Yavaş yavaş topa vur. Burada dur. Şimdi burada gerilerek gerilerek kaleciyi yanıltan dışarıdaki oyuncu. Vuracak oyuncu değil. Şöyle vuracak Gerir, gibi gelir, zannediyor. Geri sağ ayakla vuracakmış gibi. Böyle vuracak giriliyor. zannediyor. Gol böyle Fakat, geliyor. Sol ayaklı oyuncu geliyor. Oyuncu oyuncuya gelsin top. Gelsin. Yavaş yavaş gel. Y yavaş yavaş. Hızlı vurma. Hızlı vurma. Dur. Tam vururken dur. Evet. Şimdi devam et. Bir daha git. Kaleci ters ayağa attı bak. Gitti. Bir, daha Bir git. saniye kaybetti. Bir daha git. Kaleci topu ne zaman görüyor? hocam. Şeyden e, altı pasın oraya geldiğinde gördü ha. Kaleci topu geç görüyor. Evet. Niye? iki kişilik barajdan dolayı. İki kişilik baraj yapacaksınız niye dağıldınız? Orada bir oyuncu olsa Kabe. Yani başta hata var. Orada iki kişilik baraj olmaz o topta. Tek kişilik baraj olur ki topu rahat gör. Topu görmüyor. Top çıktıktan 8-10 metre sonra topu görüyor. Topun öbür tarafa gittiğini zannediyor. Ayaklar ne kadar açık bak. Ayakları açık. bir zaman ne kadar açık. İlk hamleyi sağ, Devam et. sağ yapmış. O kadar açık ayakla bu tarafa imkan yok. Evet. Yakın direğe gidemez. Topu görüyor ama hayırlı işler. Topu gördüğü zaman hayırlı işler. Tabii topu şey. geç görüyor. Geçmiş olsun. İki kişilik baraj yaptırırsan topu geç görürsün hocam. Geçmiş olsun. Bak ne kadar net. 63 müydü? 64, 62. Dakika. Herhalde ya. kendi istedi. Bizde Gol var oldu. mı o görüntü bilmiyorum. Kendi istedi. İki, iki kişi yaptı. Tabii i̇ki kişi yaptı. İki kişi yaptı. yaptı. işaretini tamam Araç kendi de hatalı. Bu top filanına gitti. Hatalı. 63'te golü vardaki incelemeden sonra verdi. Ee, hatta 64'te. Şey yardımcı şeyde değildi ben onu gördüm. Ee, nasıl oluyor yalnız neden öyle bir şey yapmış? Çizgide hatta olmayınca görememiş hocam. Yardımcı evet. hatta değildi. Çünkü şey kullanılıyor ya burada. Evet. Burada bu oyuncuyla oynuyor. Gidememiş, evet. yetişememiş. Son oyuncuyla oynadığı için ya serbest hocam ya. Yetişemedi. Var işte yani. Var var. Güzel. Var var. Bak işte var. Tembelliğe neden oluyor diye kupada o yüzden söyledik. Ama burada, bir burada şey yapamaz. Burada da yetişemez. Yetişemez. Bak ne kadar kritik ama. Tabii. Böyle ne goller gitti eskiden ha, hocam. Ne diyor abi? Neler gitti? Neler? Sen ne diyorsun hocam ya sen? Neler ne neler, neler neler. Sen ne diyorsun hocam? <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki biz nere yandık hocam? hocam Şura gibi. Şey bu maç saka. kime yazar? İsmail Kartal'a yazar. Öyle mi? Net. Hocam. Adam kapanıyor. Artık 55, 60 belli. 2'yi atacaksın. Nasıl atarsın? Senin bir tane de saldırı var kenarda. Maşallah, hem boyu iyi, hem bizi iyi bilmem ne. Hafta içinde sok dört abi gol attı yan yana. 4 gol. Ya abi, sok yan yana. Ayrettir ya. Ya bu çok zor bir işti ki ya sok yan yana. 60'tan sonra ondan sonra hiçbir şey yapma. Şişir. Şişir ya. İstanbul'da Fenerbahçe'de topu şişir abi. Topu şişir. şişirdi. Son topu şişir. 20 dakika ama 14 tane orta yaptı, Jeko'yu çıkartmıştı. Kulenin birini çıkarttın, birini aldın. Ya iki kuleyi de koy. Şişir. Birinden biri değil. Üçüncü atar golü. O kadar basit. Ben göreyim bakayım o zaman rakip defası. 39 kez rakip ceza sahasına girmiş. Samsun 7 kez girmiş. 7. 7 kez girmiş. 24 şutu var Fenerbahçe'nin. Toplamda da e, kaç ortası var? 32 ortası var. 32 yani, ortası var. Ceko 6 tane gol kaçırsa. En sağ. çıkmayacağı maçta çıktı. Daha önce, çıkmayacağı önce çıkması gerekenlerde maç. çıkmadı. Hiç çıkmayacağı bir maç. Yanına da Batshuayi'nin mutlak girmesi gereken bir maç. %100. Koyayım abi 6 metre 7 metre arayla. Koyayım taç çizgilerine 2 tane adam. 10 dakikada bitiriyor. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu değişiklikler 1-1 bir bir değişikliği değil. 1-0 değişikliği bunlar. 1-0 iken yapsam bir şey demem bu değişiklikleri. 1-0 hani e, Batu falan alıyorsun savunma arkasına koşu atacaksın. Hocam 1-1 bir yapılır mı bu? Almam abi 1-1 bir de almam bir 0 de almam. Beklerim. Yapmam ya. Yani ya Samsun tip... senin üstüne geldiğinde arkaya gitme değişiklikleri var. bu tip takımlara kapanan takımları nasıl açacaksın ya bu şey ya artık bu şey klasik. Kapıyı açamıyorsun kilidin yok kapıyı kıracaksın. Kapıyı kırmak için iki tane adamın var balyoz gibi. Şişir kır. Ki sen kenara da ineceksin. Cekol'un oyundan alındığı maçlarda iki beraberlik bir mağlubiyet çıkmış. Zaten ne var ki Fenerbahçe'nin? Üç beraberlik bir yenilgisi var. Zaten o dört puan kaybı olan maçtan üçü Jackal'ın oyundan alındığı maçlarda olmuş. Zaman zaman biz de söylüyoruz. Şimdi diyebilirler ki ya siz istemiyor muydunuz Jackal oyundan alınsın? Söyledik. Batçuay'ı daha fazla forma şansı bulsun demek, ister mutlaka Ceko çıksın demek değil. Bir, öyle maçlar vardı, farklı maçlardı onlar. iki yani e, maçına göre, maçına göre. Buradaki iki Şuraya puan teknik adamın hatası. Ceza sahasına girmemiş ya Yılport Samsun Spor. Ceza sahası bomboş. Evet. Fenerbahçe'de maçın neredeyse tamamını o tarafta oynamış. 39 kez rakip ceza sahasına giriyorsun. Bir gol atıyorsun. Şimdi. Hocam kenarda birileri olacak. Birileri olacak. Kenarda tartışacağın birileri olacak. Göremeyebilirsin. Bazen bakarsın göremezsin ya. Yüzüğü ararsın bakarsın lan yüzük nerede dersin lan oradayım göremezsin. Aklın bir yere gider başka bir şeye tabii, gider. Tabii. Yanında birisi olacak senin görmediğin akledemediğin. Bazen görülüyor. hani derler ya bir adım geriye çekilip şöyle büyük resme bakmak lazım evet. ne oluyor diye. Bazen sen çok içinde kalıp göremeyebiliyorsun. Evet. Dışarı çıktın mı daha senin şeyi demen gibi yakına girdi mi pozisyonu süzemeyebilirsin Göremez. biraz geriden bak şöyle demen, demen gibi. O misal bu da. Yani ama o destek geliyor mu işte acaba kenardan Sınıfta hep arkada otururdum. Çok güzeldi. Kongrelerde Hacem, arkada konuşuyordun tabii. Allah Orada evet. vardı bir grup. Ben abi ben dört sene En yani. arkadan. Evet abi. Bu, sınıf sene. başkanları önde olur genellikle. Ben hallediyordum arkadan onu. Bir iki mesela futbol federasyonunu kongreye de gidiyorum En arkaya abi. O kadar güzel görüyorsun. Tabii. Önde göremiyorsun. Önde babalar falan ondan konuşuyor, Bundan öbürü. Arkadan bütün hepsini görüyorsun. Tabi. Kimin ne olduğunu. Man, Herkesi görüyor. Manzarayı umumiye. Evet. Böyle abi. kucağına açacaksın şöyle. Doğru hocam. Evet Fenerbahçe açısından kritik bir puan kaybı oldu. Çok arayacağı iki puan Fenerbahçe. Evet. Çok arayacağı. Yani e, biz Galatasaray'ın e, Sivas maçında kritik puan kaybı demiştik. Bir eşik maçıydı. Fenerbahçe bunu kendi evinde yaşadı. Bu da kritik bir puan kaybı oldu. Ama hani bazen mesela birkaç oyuncu birden kötü oynayınca bu çok meze Mesela Şimanski niye çıktı mesela? Emre Mor niye girdi? Şey sakatlandı gene. Fred sakatlandı. Evet, evet. Fred'in sakatlığı ile ilgili de e, yarın e, net bir bilgi gelecekmiş. E, çekilecek MR'dan sonra ama acaba aynı sakatlık mı? Çünkü yüz ifadesi pek şey değildi. Evet. Aynı yerden değil miymiş? Tamam. Yarın sabah MR çekilecekmiş. Aynı yerden değil sakatlık onu belirtelim. Şimdi muhabir arkadaşımız bilgi verdi. Ee, sakatlık aynı bölge değil. Kurun içte de 90 artı da ilk Süper Lig maçında gol atıyordu bu arada. Direğin şöyle yanından tıngır tıngır evet gitti yani. top. Ee, kötü de vurmadı ha. Kötü vurmadı evet. Ferdi çok iyi oynadı. Evet. Özkan. Ferdi çok iyi. İrfan Can'a bir bakalım. İrfan Can'a. İrfan Can bugün yine gol attı. Ee, İrfan Can yani... Bayağı kariyer sezonu yaşıyor hocam ya. Fenerbahçe'de 11 gol, 8 asist olmuş hocam. İrfan Can Kahveci. Evet. Yani geçen haftada attı, şimdi yine attı. 11 gol, 8 asist. Müthiş rakam. Müthiş rakam yani. Sağ kanatta oynayan bir oyuncu için şu müthiş rakam. Mesela bu daha tip, da yani haftalar bu var. tip maçta. Açamıyorsun. Çünkü top tekniği üstün. Topa vuran oyuncular lazım. Veya çalım atıp giren oyuncular lazım. Çift santrıfor yaparım. ikisini de oynatırım. Ya bir oynatırım. Daha... Yeni bir şey yaparım abi. Şaşırtırım rakibi ya. Birini sağa çok koyarım. Birini sağa çok Birini solça koyarım. Şaşırdım çünkü bunlar top yapan adamlar. Kanabalık defasının arasına girerler. Ya çıkarlar ya da penaltı yaptırırlar. Ya da topa vururlar. Yani bunları yapması lazım bir teknik adamın. Valla. Yani klasik o çıksın bu girsin ondan olmaz abi. Evet. Bir de hem Ceko e, değişikliğine hem de Çimanski Emre Mor değişikliğine bir kocaman bir ünlem koyuyorum valla. Kusura bakmasın da kendi adıma